Çin'den Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren bir adım geldi. Hem de dünyada ilk. Çinli mühendisler türünün ilk örneği soğutma için suya ihtiyacı olmayan ilk sıvı toryum nükleer reaktörün testini başarıyla gerçekleştirdi. Çöl şehri Wuwei'deki reaktörde klasik nükleer santrallerdeki uranyum yerine daha güvenli ve çevreye zarar vermeyen sıvı toryum kullanıldı. Enerji üretiminde devrim olarak nitelendirilen bu reaktör savaş gemileri, denizaltılar ve uçaklara da güç sağlayacak. En önemlisi de elektrik üretiminde yaygın olarak kullanılabilecek. Peki Çin'in nükleer enerjide çığır açacak bu toryum reaktörü Türkiye'yi neden ilgilendiriyor? Birlikte inceleyelim. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın raporuna göre dünya genelinde 6,7 milyon tonluk bir toryum rezervi var. Bu rezervin %11'i ise Türkiye'de. Toryumun nükleer yakıt olarak kullanılabilmesi bu alanda Türkiye'yi öne çıkaracak bir gelişme. Toryum saflaştırıldığında alüminyum, çelik görünümünde bir element. Toprakta toryum oksit halinde bulunuyor. CERN'de yapılan araştırmalarda da toryumun uranyumun yerine kullanılabileceği belirtildi. Uranyumun nükleer silah yapımında da kullanılması çoğu zaman ülkelerin nükleer santral yapabilmesinde etki eden bir faktör. Fakat uranyum yerine sıvı toryum ile güçlendirilecek reaktörün normal reaktörlere göre daha az tehlike barındıracağı da biliniyor. Yani çevre dostu bir teknoloji olacak. Herhangi bir sızıntı durumunda toryum hızla soğuyarak katılaşacağı için çevreye verdiği radyasyon çok daha az olacak. Türkiye toryumu nükleer yakıt olarak kullanmak için yıllar önce adım atmıştı. Belki sizlerin de hatırlayacağı Isparta'da 30 Kasım 2007'de meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği kaza işte bu adımı acı bir şekilde gündeme getirmişti. O kazada toryumun enerji yakıtı olarak kullanılması konusunda çok önemli çalışmalara imza atan Profesör Doktor Engin Arık ve beraberindeki 5 bilim insanımız da hayatını kaybetmişti. Türk parçacık fizikçisi ve Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Profesörü Engin Arık, toryum maddesinin enerji sorununa temiz ve ekonomik bir çözüm olabileceğini düşünüyordu. Toryumun nükleer enerji üretiminde kullanılması üzerinde bilimsel anlatımıyla yüksek enerji hızlandırıcısı ile uranyum 233'e dönüştürülmesi üzerinde çalışıyordu. CERN'de yapılan deneylerde sistemin prensiplerini anlamıştı. Tüm bu savunduğu teorileri Engin Arık'ın kendisinden dinleyelim. Türkiye'nin toryum yatakları hemen hemen dünyanın en zengin yatakları. Yani Türkiye enerji ihtiyacını senede 50 ton toryumla karşılayabilir. Buna mukabil yani 1 ton toryumu enerjiye dönüştürdüğünüzde elde ettiğiniz enerjiyle 1 milyon ton petrolün enerjisi eşdeğer. İnşallah bu kuracağımız Türk Hızlandırıcı Merkezi'nde de bir proton hızlandırıcısı düşünülüyor. Bu da ileride belki bir prototip toryum nükleer santrali yapmamız için ön çalışmalara olanak sağlar. Yıllar önce Engin Arık ve diğer bilim insanlarımızın üzerinde çalıştığı teknolojiyi Çin bugün hayata geçirdi. Enerji üretiminde devrim niteliğindeki bu adım Türkiye'nin toryum potansiyelinin de bir kez daha altını çekiyor. Aslında ülkemizde yıllar önce planlanan bu toryum projesi hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Videoyu beğenmeyi ve Türkiye Gazetesi'nin YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.